Bye. Merhaba sevgili ve değerli kriminale ilgi duyan 844 kişilik aile. Evet, biraz evvel baktığımda 844 kişiydik. Tülay'la kabus yok. Tülay'la kabus değil. Tülay'la cinayet saati kabus fabrikası olarak hepinize çok 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 teşekkür ederim arkadaşlar. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Tabii ki desteklerinizin devamını dilerim. Kocaman kocaman samimi bir aile oluruz inşallah. Motivasyonumuz da bu tabii ki. Abonelikleriniz, yorumlarınız, eleştirileriniz. Tülay'la Cinayet Saati Instagram'da da var. Orada da takibi alırsanız tabii ki teşekkür ederiz size. Bunun haricinde arkadaşlar, hassas arkadaşlarımızı tekrar uyarmış olalım. Lütfen siz ne izleyin ne dinleyin. Çünkü bunlar hakikaten çok üzücü konular ama maalesef ki gerçek konular. Yine bir totem yapalım. Diyelim ki evet, var olanları anlatıyoruz ama umalım ki bundan sonra anlatacak hiçbir konumuz olmasın bu olaylarla alakalı. Ve arkadaşlar, bugünkü konumuz benim dinlediğim bir konuydu. Çok etkilendiğim bir konu. Her bir cinayet olayı çok korkunç. Her birinin hiçbir haklı sebebi yok. Ama bir de böyle hani dinleyip de nasıl yani ya? Ne alaka? Dediğiniz konular var ya, hakikaten ben bu olayı dinlediğimde bunu söylemiştim. O yüzden bunu sizinle bugün paylaşmak istiyorum. Sizin yazdığınız, istediğiniz konuları dediğim gibi araştırmaya devam ediyorum. Çoğu çok kapsamlı. Mutlaka onların da videosu gelecek yakında. Bu arada 1000. kişiye ulaştığımızda 2 kişiye göndereceğim kitapları sipariş verdim. Gelince bir dahaki videomuzda göstereceğim. Bunu belirttikten sonra arkadaşlar, bugünkü sarsıcı konumuza geçiyorum. Glacier Milli Parkı, Montana eyaletinin batısında Kalispell şehri yakınında 41 bin metrekare alan üzerinde hayvanların, bitkilerin, göllerin olduğu bir doğa şölenidir. Günde 3 milyon ziyaretçisi vardır bu parkın arkadaşlar. İnanılmaz güzel bir yerdir. Paylaştığım fotoğraflarda da bunu görürsünüz. Yalnız arkadaşlar, bu park 2013 yılından itibaren sadece güzelliğiyle değil, bir de orada gerçekleşen korkunç bir olaydan dolayı anılacaktır. Ve gelelim diğer şehre, Kalispell şehrine. Sadece 15 kilometre uzaklıktadır o parka. 2020 yılındaki verilere göre de 22 bin nüfuslu bir şehirdir. Yani küçük, düzgün, oranın da doğası çok güzeldir. Bir de insanları çok güzeldir. Hala o insanlık değerlerini muhafaza eden bir şehirdir oradaki insanlar. Birbirlerine bağlıdırlar, yeni gelenlere açıktırlar, destek olurlar. Bu yüzdendir ki Sherry, yani biricik oğlunu tek başına büyüten Sherry, Kaliforniya'da yaşar oğluyla, der ki ben oğlumu mutlaka o şehirde büyütmeliyim, Kalispell'da büyütmeliyim. Oraya taşınır oğluyla. Kısa süre sonra da doğru karar verdiğinin farkına varır zaten. Çünkü Cody hemen arkadaşlar edinir, okulda çok güzel karşılarlar onu. İşte yaptığı spor faaliyetlerinde, tüm aileler çevresindeki, yani böyle kalpten güzel yürekli insanların olduğu yerde güzel karşılanırlar. O yüzden anne mutludur, der ki evet, değdi oğlum için bu şehre taşındığıma. Çocuk işte gittikçe düzgün bir genç adama dönüşür, çok çalışkandır, bir de çok yardımseverdir. O kadar çok arkadaşı vardır ki hangi saatte ararlarsa arasınlar, onların her şeyine yetişir, o kadar sevilir. Hiç böyle tek çocuk gibi işte egoist ya da şımarık değildir, asla, çok takdir edilen biridir. Okuldan sonra bir pazarlama şirketinde çalışmaya başlar. Pazarlama şirketindeki patron zaten okuldan arkadaşıdır. Çalışanlar okuldandır. Sanki okul devam ediyormuş ya da arkadaş çevresiyle orada bir iş yapıyorlarmış gibi. O yüzden işinden de çok zevk alır. Çok düzgün gider her şey. Arabalara çok meraklıdır. İşten sonra hem ek gelir olsun diye hem de hobisi olduğu için bir tamirhane açar. Yani bütün 23 yaşındadır 2011 yılında ama tüm hayatını yoluna koymuştur.
kendi başına, hani annesine hiçbir yük olmadan, annesi gurur duymaktadır oğluyla. Der ki, oğlum seninle çok gurur duyuyorum. Artık tek bir eksiğin var. O da der ki, evet anne biliyorum. Ben de çok istiyorum. Artık hayatımda biri olsun. Ben de kendi ailemi kurayım. Bunu tek annesi değil, tüm çevresi bilmektedir. Çünkü hep söylemektedir. Tek eksiğim yanımda çok sevdiğim, sevildiğim bir eşimin olması. Ve Halloween partisi vardır 2011 yılında. Arkadaşları derler ki bu partiye biz Jordan Graham'ı da davet edelim. Neden? Çünkü sanki ikisi çok uyuyordur Cody ile diye düşünürler. Bir tanıştıralım. İkisi de çalışkan, ikisi de canlı kanlı, ikisi de inançlı. Bir bakalım uyarsa uyar, uymazsa kendileri bilirler. Ve ikisi de evlenmek istemektedir. Tek Cody değil, Jordan da. Hatta Jordan daha ilk karşılaşmalarında Cody'ye der ki, işte ben ilerideki çocuklarım için tecrübe olsun diye okuldan sonra çocuk bakıyorum bazı evlerde. Evlendikten sonra çalışmak istemiyorum, kendimi tamamen aileme adamak istiyorum deyince Cody der ki, işte bu benim aradığım kadın. Ve aslında şöyle düşünürler arkadaşlar, çok benzerler ama Jordan ara ara yine de farklı. Yani daha durgun, daha içine kapanık. Cody ise yıllardır hep aynıdır. Ama yine de genel anlamda ikisini yakıştırırlar ve onlar da ilişkiye başlarlar arkadaşlar. Cody çok aşıktır. İnanılmaz aşık olmuştur Jordan'a. Jordan da ondan hoşlanıyordur. O da çok ilgi duyuyordur. Yalnız artık dayanamaz Cody. Mutlaka evlenmelidir bu genç kadınla, aşık olduğu genç kadınla. 2012 yılında annesine artık evlenmek istediğini söyler. Aralık ayında 21 yaşındaki sevgilisine evlenmeyi teklif eder. O da hemen Instagram'da bir fotoğraf paylaşır ve der ki, bana evlilik teklif etti, ömrümde aldığım en güzel Noel hediyesi. 2013 yılının 29 Haziran günü de klasik bir düğünle, böyle sevdiklerinin olduğu müzik, eğlence, aileler bir arada, çok neşeli bir düğün yaparlar. Çok güzel geçer düğünleri. Hele ki Cody hayatının kadınıyla evlenmiştir. Çok çok mutludur. Artık her günü birlikte geçireceklerdir. Ve o güne kadar da, düğün gününe kadar da Cody'nin hayat akışı da değişmiştir. İnançlı olsa da pek öyle kiliseye falan gitmez ama Jordan'la birlikte çok fazla kiliseye gitmeye başlamıştır. Çok fazla parkta yürüyüş yapmaya başlamıştır falan ama memnundur. O yüzden de bunların hepsini artık eşi olarak yapacağı için, yanında yapacağı için çocuğun içi içine sığmamaktadır. Ve gelelim olay günü. 7 Temmuz'a arkadaşlar, yani evlilikten 8 gün sonrasına. Evet, evlilikten 8 gün sonra önce göl kenarına gider genç çift, yürüyüş yaparlar. Sonrasında arkadaşlarıyla buluşurlar. 21.30'a kadar bir restorana gidip yemek yerler. Sonrasında birkaç saat sonra o yemekten Jordan bir kız arkadaşının evinin önüne gider. Telefondan ona der ki, dışarıya çıkar mısın, sana bir şey anlatacağım. Arkadaşı bunu tuhaf karşılar çünkü zaten birkaç saat evvel yemek yemişlerdir ama der, bir çıkayım bakayım. Hemen arkadaşına ne yapacağını şaşırdığını, çünkü kocasının ortada olmadığını söyler. Önce arkadaşı buna bir anlam veremez, o da anlatır. Bugün eve gittikten sonra Cody ile tartıştığını, bu kavga sırasında 8 günlük eşine bu evliliği tekrar kafasından geçirmek istediğini, çünkü aslında evlenmek istemediğinin farkına varmış olduğunu söylediğini söyler. Bunun üzerine adamın şok olduğunu, bir arkadaşını aradığını, o arkadaşının da gelip onu aldığını belirtir. Ve birkaç saattir de ulaşamıyordur genç adama. Bu durumu anlattığı arkadaş da şok olur tabii ki. Hani 8 gün evvel zaten evlendin sen o adamla ve neden birdenbire gitsin, neden olmasın? Ama o daha bu soruları sorarken neyse der. Ben sadece birine açılmak istemiştim. Konuşmaya ihtiyacım vardı. Yarın gelir mutlaka eve der ve oradan ayrılır. Eve döner. Bir gün sonra Kalispell'de yoğun bir telefon trafiği vardır. Çünkü
Cody işe gelmemiştir ve bu hiç olağan bir şey değildir. Mutlaka her sabah en iyi arkadaşlarıyla birbirlerine günaydın mesajları, nasılsın mesajları gider. Bugün o da yoktur, işte yoktur. Arkadaşları ona ulaşmaya çalışırlar, ulaşamazlar. Arkadaşları kendi aralarında bir ağ örerler hemen. Hani çocuğu o kadar severler ki anında paniğe kapılırlar. O kadar güvenilir biridir, o kadar sorumluluk sahibi biridir. Çünkü hiç ne işe gitmemezlik yapmıştır ne de cevap vermemezlik yapmıştır. Patronu ve aynı zamanda arkadaşı olan patronu hemen polise gider. Polise der ki, eğer telefona çıkmıyorsa, işe gelmiyorsa ve bunu haber vermediyse bu çok acil bir durumdur. Çünkü o asla böyle bir şey yapmaz. Bu kadar kişinin arkadaşın başvurması sonucunda polis bunu çok ciddiye alır ve hakikaten de hemen aramaya başlarlar genç adamı. Herkes aramaya yardım etmek ister ama herkes. Araba yarışı düzenlediği arkadaşlarını ararlar. Acaba hani oralarda gece araba yarışı düzenlediler de bir şey mi oldu? O arada tabii ki daha henüz başvurmamış olan karısını çağırırlar polis merkezine. O da şöyle anlatır. O gün restorandan eve doğru gelirken bir telefon gelmiştir. Jose isimli bir adam aramıştır onu. Morali bozulmuştur kocasının. Bunun üzerine onu eve bırakmıştır. O Jose de onu evden gelip almıştır ve gitmişlerdir. O saatten sonra yoktur. Polis arabayı sorar. Der saat 22 sıralarıydı. Karanlıktı. Görmedim rengini. Plakası? Plakasını da görmedim. Karanlıktı. Peki Jose kimdir? İşte birkaç kez arabasını tamire getirmiştir onun kocasına. Yalnız faturayı ödememiştir. Ödemediği için kocası da ona sürekli işte baskı yapıyormuş. Jose de gelmiş. O gün konuşmak için onu almış arabaya ve o tarihten itibaren yokmuş. Yalnız hemen tabii ki bu söylem ya da iddia araştırılır. Jose hakikaten de arabasını tamir ettiriyormuş ona, ettirmiş birkaç kez ama 7 Temmuz günü zaten baba olmuş. Yani tüm gün ve gece hastanede olduğu kanıtlıdır adamın. Bu iddianın doğru olmadığı hemen ortaya çıkar. Yalnız şöyle bir şey de der kadın, polis sorunca ara ara böyle yok olur muydu? Çünkü 48 saat olmuştur artık Cody ortada olmayalı. Der ki, evet o öyle dışarıda göründüğü gibi işte böyle dengeli, özü sözü biri değildi. Ara ara giderdi, gelmezdi. Yani 8 günlük evliler ama hani 2 yıldır tanıyor ya. Ama arkadaşları şok olurlar bu söylem üzerine. Çünkü asla öyle bir şey yoktur. Hiçbir gün kaybolmamıştır. Ve zaten o da eğer öyle bir şey varsa bile hiçbir arkadaşına bu şekilde bahsetmemiştir o güne kadar. Neyse arkadaşları el ilanları bastırırlar, tüm şehirde dağıtırlar, ağaçlara asarlar. Yani canla başla arkadaşlarını aramaktadırlar. Polis çok etkilenmiştir ve der ki polis hakikaten çok iyi bir çocukmuş ki bu kadar çevresi onun için işini gücünü bıraktı. Onu arıyorlar, Cody'yi arıyorlardır. Ve ondan sonrasında bu da doğru çıkmayınca işte Jose doğru çıkmaz, arkadaşları arar ama Jordan'da pek de böyle bir faaliyet yoktur. Bir gün sonra polisi arar Jordan kendisi, der ki bana bir e-mail geldi. Tony isimli bir kişiden geldi. Bildiğim kadarıyla bu da Jordan'ın arkadaşlarından biri, pardon yani kocası Cody'nin arkadaşlarından biri olduğunu söyler. Şöyle yazmaktadır e-mailde, Cody'nin peşini bırak. Biz Cody ile diğer bir parka gittik. Yani o yakınlarda bir park daha vardır. O parka gittik. O da oradaki bir yüksek kayalıktan yere düştü. Onu aramayı bırakın. Yani o kadar komik, o kadar saçma bir iddiadır ki bu. Eğer e-mailde öyle yazıyorsa bile kimse bir anlam veremez buna. Hani birincisi düştüyse eğer niye bunu söylüyor bu şekilde? Neden kurtarmaya çalışmamıştır? Hemen Tony'yi araştırmaya başlarlar ama bu arada FBI'da işin içine girer
ve derler ki bu e-mail nereden gönderilmiş bunu araştırın. Onlar o araştırmayı yaparken bakarlar ki Tony yıllardır görmemiştir Cody'yi ve kesinlikle şeyle alakası yoktur teknolojiyle. Yani ne bir e-mail gönderebilecek biridir, ne telefon kullanabilecek, ne bilgisayar kullanabilecek. Yani onu da bu da doğru değil derler. O konuyu da kapatırlar. Sadece e-mail nereden gelmiştir diye araştırılmaya devam ediyordur. Şimdi polis memurlarından biri Cody ile Jordan'ın evinin bir sokak arkasında yaşar. İşe giderken der ki ya ben şunların evinin oradan bir geçeyim şu bahçesine falan bir bakayım. İlginç bir fikirdir. Yani onu da çok şaşırdım böyle bir şey yapmasına. Geçerken çöp kutusu dikkatini çeker dışarıda duran. Çöp kutusunun içine bir bakayım der adam. Bakar. Hakikaten de ilginç şeyler görür içinde. Cody'nin sevgiliyken ona yazdığı mektuplar Jordan'a. Ona aldığı ayıcıklar. Ona aldığı hediyeler. Ve gelin duvağı. Hepsi çöpün içindedir. Bu tabii ki çok büyük bir soru işareti bırakır. Zaten de arkadaşları uğraşırken o hiç ortada yoktur. Tam tersi kendini hemen bir hayat kurmaya girişmiştir bile. Ve ayrıca şu yalanı da ortaya çıkar. Polislere Jose'nin geldiğini söylemiştir. Halbuki yemekten sonra o arkadaşına ise çok farklı bir şey anlatmıştır. İkisinin tartışıp gittiğini. Yani yalanlar, tuhaflıklar, herkes el ilanını dağıtırken, ararken onun kendi hayatına devam etmesi. Bunlar tabii ki şüphelerin onun üzerine yoğunlaşmasına sebep olur. Ama ellerinde hiçbir şey yoktur. Çünkü daha 8 günlük evli bir eşten asla kimse öyle bir şey beklememiştir. Ama beklememelerine rağmen eldeki deliller ya da şüpheler hep Jordan'a doğru onları yönlendirir. Bir de çöpte onlar bulununca polis artık farklı bir yola başvurur. Derler ki en son göle de gidip gezmişlerdi o Glacier Park'ına. Bir de oranın şeyini araştıralım, kamerasını. Ve hakikaten kameraya bakarlar arkadaşlar. Girerken arabayla, ikisi birlikte vardır arabada. Birkaç saat sonra çıkarken sadece Jordan vardır. Bunu gören polisler tabii ki Jordan'ı hemen yine alırlar. Bu arada arkadaşlarına da sorarlar. Kızın arkadaşları şunu söyler. Der ki yok seviyordu Cody'yi. Yoksa neden evlensin? Ama Cody'nin arkadaşları şunu söylerler. 2 yıl birlikte oldukları halde daha bir kez öpememiştir bile Jordan'ı. İnancından dolayı ve evlenmeden olmaz dediğinden dolayı. Bu yüzden de aslında bir an evvel evlenmek istemiştir genç adam. Yani evleneceği güne kadar daha bir kez bile öpmemiştir kızı. Yani ikisi de farklı şeyler anlatmaktadır arkadaşlarım. Bundan tabii ki diğer arkadaşların, kızın arkadaşlarının haberi yoktur. Sadece Cody erkek arkadaşlarını anlattığı için onlar bilmektedirler bunu. Tekrar sorguya alınır. Jordan, yalnız Jordan zengin bir aile kızıdır. Çok iyi bir avukat tutulmuştur. Avukat da der ki hiçbir şey yapamazsınız. Daha 22 yaşındaki bir kız bu şekilde konuşabilir. Çöpe attıysa eğer onları şoktan üzülmemek için evden çıksın görmeyeyim. Bu yüzden atmıştır. Söylediği şeyler kafa karışıklığındandır. Yani bize somut delillerle gelin. Sizin elinizde bir şey yok derler. Bu şekilde maalesef onu bırakmak zorundadırlar. Telefonu incelemek isterler. O da her mesajı sildiğini, telefonunda hiçbir şey olmadığını söyler. Neyse ki yeni iyi arkadaşlarından biri mesajları silmiyordur. 7 Temmuz günü arkadaşına şöyle yazmıştır Jordan. Bugün onunla evlenmenin iyi bir fikir olmadığını konuşacağım. Biz parka gidiyoruz, Glacier Park'ına gidiyoruz. Benden bir şey duymazsan bil ki başıma bir şey geldi. Yani tabii ki çok çok tuhaf bir mesajdır bu. Bu arada FBI mailin nereden geldiğini tespit etmiştir. Nereden gelmiştir? Jordan'ın annesinin babasının evindeki bilgisayardan. Yani Jordan o tuhaf saçma sapan maili
Oradan kendisine atmıştır ve polislere Tony attı diye iddia etmiştir. İşte bu da tespit edilir arkadaşlar. Araba görüntüleri de vardır. Ve 11 Temmuz'da polise bir ihbar gelir. Glacier Park'ta bir erkek cesedi bulunmuştur. Şimdi sıkı durun. Nasıl bulunmuştur? Kim ihbar etmiştir bunu? Jordan. Evet. Arkadaşları 11 Temmuz'da yani 10 Temmuz'da derler ki biz yarın gidip Glacier Park'ta arayacağız arkadaşımızı. Acaba yürürken mi bir şey oldu oralarda? O da der ki ben de geleceğim, katılacağım size. Yürüyüş esnasında o kadar böyle rahattır ki çok şaşırırlar çünkü herkes çok kaygılıdır. Öyle bir sapa yere gelirler ki arkadaşlar oraya hem çok insan girmez hem de çok zor yürünürmüş o alanda. Tam öyle bir yere geldiklerinde ki oraya da zaten bu Jordan onları yönlendirmiştir. Der ki aa bakın yere bakın aşağıya bakın Cody orada. Herkes çok şaşırır çünkü ancak orada yattığını bilen biri orayı tespit edebilir. Derler o kadar çok ağaç vardır dediğimiz gibi dikkatli yürünmesi gereken bir yerdir. Yani kesinlikle Jordan'ın onu o şekilde bildiği belli olur. Pek zeki olmadığı işte bunların hepsinden de belli aslında ama polis bir gün boyunca uğraşır cesedi oradan çıkarmak için. Düşünün yani o kadar zor çıkarılabilecek bir yerdir. Sonra ona sorarlar derler ki nasıl olur da sen böyle zor bir yerde yani kayalıklardan aşağıya düşmüş. Sen nasıl görürsün o cesedi orada? Açıklaması muhteşemdir. Şöyle der bir gün evvel. İşte yatmıştır. Yatmadan evvel bir gün sonra araştırma yapılacağını, oraları dolaşacaklarını bildiklerinden böyle o kadar konsantre olmuştur. O kadar kocasının ruhuna bir mesaj göndermiştir ki kocası gece gelip ruhu ona demiştir ki ben orada yatıyorum, beni orada bulabilirsin. Evet, muhteşem bir açıklama. Hani artık insanlar dalga geçtiğini düşünür. Şaka mı yapıyor bu ne biçim bir açıklamadır derler ama tabii ki suçu artık hem somut delillerle hem de bu saçma sapan açıklamayla bellidir. Polisler ona derler ki artık bu saçmalıkları bırak ve itiraf et. Hem kamera görüntüleri var hem daha başka kanıtlar var size daha öncesinde belirttiğim bizi uğraştırma artık itiraf et. O da peki der. Ha bir de cesedin yanında siyah bir bant bulunmuştur. Bu bantın da anlamını sorarlar. Derler ki üzerinde de zaten senin parmak izlerin var. Her şeyi itiraf et. O önce kaza olarak düştüğünü söyler. Yani kaza olmuştur. O an biraz tartışmışlardır. Çünkü evli kalmak istemediğini söylemiştir falan. Ama o arada tam da Jordan, Cody'nin arkadaşı şöyle bir açıklama yapmıştır polise. Demiştir ki oraya gitmeden evvel Cody arkadaşını arar ve şunu söyler. Bana dedi ki evet bugün seninle birlikte olacağım orada. Yani o evlilikten sonraki o 8 gün boyunca da kendine dokundurtmamıştır. Ve genç adama evet seninle birlikte olacağım oraya gidelim demiştir. Sana bir sürprizim var. Yani iyi ki bunu söylemiştir. Bunun üzerine işte kaza oldu versiyonuna da inanmazlar. Daha çok baskı yaparlar anlatması için. O da artık her şeyi olduğu gibi anlatır. Der ki evet öyle söylemiştim. O bandı da bağladım gözüne. Dedim ki sana bir sürprizim var. Bunu gözüne bağlayalım. Sonra ben sana çıkarttıracağım onu ama bana biraz zaman ver. Genç adam da tabii ki aklına hiçbir şey gelmeden o uçurumun kenarında yani park alanı ama uçurum aşağısı gözünü bağlamasına izin verir. Ve o bandı bağladıktan sonra da hasta ruhlu çocuğu aşağıya iter. Evet o genç adamı aşağıya iter. Yani ortada hiçbir şey yokken buna rağmen tabii ki savunma avukatları onu savunmaya çalışırlar. Ama mahkeme şükür ki der ki siz ne kadar savunursanız savunun. Olay bellidir. Ortada hiçbir sebep yoktur. 30 yıl teklif edilir. O teklif de kabul edilir. Çünkü yoksa daha fazlasını alacağını bilmektedirler.
Daha erken çıkma şansı da yoktur. Buna rağmen sürekli başvurmaktadır daha erken çıkabilmesi için. Şimdiye kadar kabul görmemiştir. Umalım da kabul görmesin hiç. Bu şekilde arkadaşlar, ha bir de ceza olarak o gün çok zor şartlarda çıkarıldığı için 16 bin euro devlete masraf çıktığı için onu da ödettirirler ona, ama yani 16 milyon dolar olsa ne olacak? Yani o annenin içindeki, o arkadaşların içindeki acıyı hangi biri söndürebilir ki? Yani ayrıl o zaman ya, ayrıl git. Tamam, diyelim ki evlenmeden evvel hadi bir şey söyleyemedin ki o bile anormal. Gencecik bir adamı tüm hayatından, geleceğinden ayırmak ne demek ya? Hele ki o annecik doğup büyüdüğü yerden oğlu için en iyi şehri seçip de gidip hakikaten de ne kadar sevilen, sayılan, düzgün bir çocuk olmuştur. Ve ne yapmıştır? Bir hasta ruhlu gelmiştir. Hem oğlunun hayatını hem kadıncağızın hayatını söndürmüştür. İşte arkadaşlar, bugünkü sarsıcı olayımız da bu. Hakikaten ne diyeceğini bilemiyor insan. Yani sanki her olayın başına pisi pisine yazılabilir ama bu da öyle. Yani birebir pisi pisine ölen bir çocuk yani. Alakasız bir şekilde ne diyeceğimi bilemiyorum. Siz bu olayı biliyor muydunuz? Duymuş muydunuz? Siz ne diyorsunuz? Yorumlarınız nelerdir? Merak ediyorum olayla alakalı. Yazarsanız ona göre fikir alışverişinde bulunabiliriz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Ne diyoruz? Kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın ve görün. Antenleri hep açık tutun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güvende kalın.